Ahlatçı Yatırım beklenti raporunu sunar. Efendim, beklenti raporundan herkese iyi sabahlar dilerim. Öncelikli olarak günün öne çıkan gündem başlıklarına bakacağız. Ardından ise rakamlar üzerine değineceğiz. Fakat risk iştahının yine açık olduğu bir güne merhaba dediğimizi söyleyelim. Bir tarafta dün özellikle aşılama sayılarındaki, ülkelerin aşılama sayılarındaki artış nedeniyle birlikte biraz daha hisse senetleri tarafında da rallerin yaşandığını, özellikle İngiltere tarafında, İngiltere piyasaları, FTSE piyasalarında da yine aynı şekilde rallinin %2,5'un üzerinde de değer kazancı olduğunu söyleyelim. Bununla birlikte risk iştahının açık olmasıyla birlikte özellikle gelişmekte olan ülke kurlarının da değer kazandığını, TL varlıklarının da yine dolara karşı değer kazandığını söyleyerek güne başlayabiliriz. Efendim ilk günün yani günün öne çıkan ilk başlığına bakacak olursak Moody's Türkiye'de katılım bankalarının payına iki katına çıkmasına bekliyoruz dedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'de katılım bankalarının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yıl içerisinde iki katına çıkmasının beklendiğini duyurdu. Moody's'ten yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kurulmasının sektöre fayda sağlayacağı belirtildi. Açıklamada 2 Aralık 2020 itibariyle %7,2 seviyesinde olan Türkiye'de katılım bankaları varlıklarının toplam bankacılık varlıkları içerisinde payının gelecek 5 yıl içerisinde de 2 katına çıkmasını bekliyoruz ifadelerinde kullanmış oldu. Bu kez ikinci gündem başlığımızda Euro bölgesine gidiyoruz. Şubat'tan bu yana ilk kez ticaret fazlasını artırdı. Avrupa İstatistik Ofisi Aralık ayı ticaret dengesi verilerine göre Euro bölgesinin ticaret fazlası Kasım ayındaki 25.7 milyar Euro'dan 29.2 milyar Euro'ya yükseldi. Beklentiler ticaret dengesinin 25.3 milyar Euro fazla vermesiydi. Euro bölgesinden dışarıya yapılan ihracatlar Aralık ayında %2.3 artışla 190.7 milyar Euro'ya yükselirken geçtiğimiz Şubat ayından bu yana ilk kez yükseldi. Diğer yandan Euro bölgesine yapılan ithalatlar %1.3 düşüşle 161.5 milyar euroya geriledi. Sterlin'e gidiyoruz. Sterlin bu kez dolar karşısında son 33 ayın zirvesine ulaşmış durumda. İngiliz sterlini ABD doları karşısında son 33 ayın en yüksek seviyesini gördü. İngiliz sterlini Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında gün içerisinde 1.39'u aşarak yaklaşık son 3 yılın en yüksek seviyesini görürken Avro karşısında ise 1.14.70 ile son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere'de 15 milyon kişinin ilk doz aşısının yapılmış olması, 500 binin üzerinde kişinin ise İkinci doz aşılarının yapılmış olması ekonominin yeniden açılmasına ilişkin umutları arttırırken İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 22 Şubat'ta ülkenin karantinadan çıkış planını açıklaması da bekleniyor. Özellikle Rusya'ya gidiyoruz bu kez. Rusya'nın sanayi üretimi beklentilerin üzerinde daraldı. Rusya'nın sanayi üretimi Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 azaldı. Beklentiler üretimin sadece %0,1 düşeceği yönündeydi. Aralık ayında ise üretim yıllık bazda %2,1 artış göstermişti. Ocak ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %21,1 düşüş gösterdi. Aralık ayında üretim bir önceki aya göre %13 artmıştı. Rosstat yine Ocak ayında sanayi üretiminin yıllık bazda düşüş göstermesinde petrol ve gaz üretiminin de etkili olduğunu belirtti. Evet, şimdi günün öne çıkan gündem başlıklarını değerlendirdikten sonra rakamlara bakmak istiyoruz. Rakamlarda özellikle BIST 100 endeksi dün kapanışı yine pozitif kapattı. 1562 seviyesinden günü kapattı. Özellikle 1550'nin üzerindeki kapanışlar bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerin olacağı da söyleniyor. Özellikle hisse senetlerinde, küresel hisse borsalarında üst üste 10 günü aşkındır üst üste yükselişleri devam ettirmesi, dün keza Japon Yen 2 endeksindeki rekor seviyeyi söylemiştik. ABD endekslerindeki rekor seviyelerin korunması, bir tarafta İngiltere'de %2,5'luk artıyla kapatması, bir miktar daha aşılamaların ve ekonomideki açılmaların beklentilerinin iyi olduğu, diğer tarafta ise beklenen 1.9 trilyon paketin yaratmış olduğu iyimserlik risk iştahını arttırmış görünüyor piyasalar üzerinde. Genel fiyatlamalara bakacak olursak ise
Dolar TL'de dün 7'nin altına indikten sonra an itibariyle 6.94.66 seviyesinden işlem görüyor. Özellikle TL varlıklarına olan iştahında açık olduğunu söylemek mümkün. Euro TL'ye baktığımız zaman ise 0.30'luk geri çekilmeyle birlikte 8.42'ye kadar gerilediğini de söyleyebiliriz. Sepet kurda ise görülen seviye 7.68.78 seviyesinden işlem görürken gram altında ise düşüş devam etmekle birlikte 406 lira seviyesine kadar gerilemiş bulunmakta. Burada da 0.16'lık bir geri çekilme söz konusu. Dolar endeksine gitmek istiyorum. Bir tarafta ABD 10 yıllıklarını takip ederken diğer tarafta ise güçsüz dolar senaryosunu konuşmaya devam ediyoruz. Dolar endeksinde geri çekilme devam ediyor. 90.31 seviyesinden işlem görürken Euro dolarda bir miktar daha yükseliş kendini gösterdi. 1.21.35 seviyesinden. Pound dolarda ise 1.39.26 seviyesinden işlem görüyor. Özellikle İngiltere'nin koronavirüs pandemi öncesindeki pandeminin başında bir miktar daha başarısızlık sergilemesi ardından ise yapılan aşılamalarında ciddi anlamda ciddi seviyelere gelmesiyle birlikte bir miktar daha İngiltere'de sterlinde pound'da değerleme söz konusu. Özellikle burada da yine son 3 yılın zirvesine geldiğini söyleyebiliriz. Dolar yende ise 105.48 seviyesinden işlem görürken dolar İsviçre frangı 0.88 seviyesinde kendini koruyor. Bununla birlikte bir de ABD vadelilere gidelim. ABD vadelilerde dün özellikle ABD borsalarının piyasalarına baktığımız zaman kapalıydı başkanlık günü nedeniyle. Bugün ise baktığımız seviyede 0.69'luk primle 31.644 seviyesinden işlem görürken S&P 500'de ise yatay pozitif yine 3.953 seviyesinden, Nasdaq'ta ise 13.883 seviyesinden. Hemen 10 yıllıklara geçmek istiyorum buradan. Tahvil getirilerine bakalım. Getiri eğrisindeki dikleşmenin devam ettiğini söyleyebiliriz. ABD 10 yıllığında yükselişler kendini gösteriyor. Yukarı yön 1.82'lik bir yön yukarı. Dolayısıyla 1.23 seviyesinden de işlem gördüğünü söyleyebiliriz. 1.10'lardan 1.23'lere kadar geldiğimizi söylemek de mümkün. ABD 2 yıllığına bakacak olursak ise 0.11'lik. Burada da yine 3.60'lık yön yukarı. ABD 30 yıllığında ise %1 kadar yön yukarı. 2.02'ye kadar gelmiş bulunmakta. Bu fiyatlamaların devamını bekliyor muyuz? Yine Enver Erkan'la birlikte konuşuyor olacağız. Diğer tarafta ise bununla birlikte Asya borsalarına bakalım bir de. Asya borsalarındaki fiyatlamalar nasıl? Özellikle buradaki fiyatlamalar gelsin. Evet, Japonya Nikkei endeksine baktığımız zaman 0.92'lik artış söz konusu. Dün Japonya Nikkei endeksi yine rekor kırmıştı. Özellikle son 30 yılın rekorunu da kırmıştı. 30.361 seviyesinden işlem görürken, 1990 yılından bu yana baktığımız süreç içerisinde de son 30 yılın rekorunu kırmıştı. Hong Kong borsalarına baktığımızda da burada da %1.37'lik alıcılı seyirle 30.585 puandan işlem görürken, Güney Kore Kospi'de 0.12'lik artış söz konusu. 3.150 Hindistan Sensex'te ise 0.11'lik artıyla 52.211 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Diğer taraftan ise emtia tarafına bakmak istiyoruz. Emtia tarafındaki fiyatlamalar özellikle dikkat çekici. Brent petrolde artışını devam ettiriyor. Bir tarafta soğuk havanın etkisi, diğer tarafta aşılamaların beklentisiyle birlikte bir miktar daha büyümeye yönelik iyimser tabloların oluşturulması burada Brent petrol tarafını destekliyor. 63.02 dolar seviyesinden işlem görürken ham petrolde ise %1'in üzerinde yine artış söz konusu. 60 doların üzerinde kalıcılığını devam ettiriyor. Bununla birlikte altın ons tarafına bakacak olursak, altın ons tarafında da 1821 dolar seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Burada da 1830 doların bir miktar daha dikkat edilen seviye olduğunu da söylemek mümkün. Birazdan da yine altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ile beraber de yine değerlendiriyor olacağız. Efendim, bu kez ise geçelim kripto paralara. Kripto paraları oldukça konuşur olduk. Bitcoin tarafında dün 50 bin dolara yaklaşması, hafta sonu özellikle 50 bin dolara yaklaşmasını konuşuyorduk. Bugün ise geldiğimiz noktada bir miktar daha geri çekilme yaşansa da tekrardan 50 bin dolar sınırında olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin tarafında 49.133 dolar seviyesinde, burada da %1.76'lık primleme söz konusu. Bitcoin TL'ye bakacak olursak burada da yine %1.5'un üzerinde artıyla 341.065 seviyesinden işlem görürken, Ethereum'da da yarım puana yakın bir yükselişle birlikte 1804 dolar seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz.
Efendim, rakamları aktardıktan sonra bu kez altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e gidelim. Her salı olduğu gibi İslam Bey, selamlar, hoş geldiniz. Günaydın diye yayınlar diliyorum. Şimdi bir tarafta aslında bol parayı konuşuyoruz, risk iştahının açık olmasını konuşuyoruz. Risk rallisinin yaşanmasıyla birlikte bir miktarda altın fiyatlarının burada sığ kaldığını, geri çekilmelerin devam ettiğini söylemek mümkün. Gram tarafında özellikle başlamak istiyorum. Yani gram tarafında bir miktarda neredeyse 400 liranın altına inecek seviyede duruyor. Ne dersiniz, böyle bir fiyatlama gelir mi dolar TL'deki özellikle geri çekilme devam ettiği sürece? Dolardaki sert düşüşler gram altını olumsuz yönde etkiledi. Altının ons fiyatında yatay seyirin korunduğunu, yani 1800 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Doların hareketi burada önemli olacaktı ve dolar tarafını takip etmeye devam ediyoruz. Güçlü destek seviyesi 404 lira. Bu seviyenin üzerinde kalma çabasını sürdürüyor gram altın TL fiyatı. Dün yine 6.95 lira seviyesine kadar gerilemesine rağmen 405 lira seviyesinin üzerinde tutunma çabasını gerçekleştirdi. Yani 7 lira seviyesinin altına sarkmasıyla, evet, 400 lira seviyesinin altına kadar bir sarkma görebiliriz diye tahmin ediyorduk. Ancak dün güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini gözlemliyoruz. 6.80 lira seviyesi telaffuz ediliyor. Piyasalarda bekleniyor. Tekrar gelen şirket raporlarında 6.80 lira seviyesi telaffuz ediliyor. Evet, böyle bir ihtimali olduğu zaman, o tarafında bir toparlanma yaşanmazsa 400 lira seviyesinin altında da gerileyebilir. Ancak bu fiyatların da sağlıklı bulmadığımıdır ben ifade etmek isterim. Yani dolar tarafında yaşanan bu gerilemenin sebeplerine baktığınız zaman da ekonomilerin aslında nasıl bir durumda olduğunu net bir tabloyla bize göstermiş oluyor. Yani burada maksat dolar TL kurundaki psikolojik destek seviyesine geri çekilmek değil. Yani o 6.65 lira seviyesinden başlatmış olduğu yükseliş trendine tekrar geri gelmesi değil burada. Hangi bedeller ödendiği önemli. O yüzden gram altın TL fiyatını dolar TL kuru üzerinden biraz daha fazla takip ettiğimizden dolayı doların aslında kalıcı olup olmayacağını göz önüne bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum. 402 lira, 404 lira, bu bant aralıkları önemli 400 lira seviyesinin altına sarkıp sarkmaması için. Eğer bu seviyeler aşağı yönlü kırılırsa, evet, biz gram altın TL fiyatının 400 lira seviyesinin altına rakamlar görebiliriz. Ama bu seviyelerinde ben kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bunu her yayınımızda sık sık ifade ediyorum. Çünkü yine dünyada fiziki talebin artırdığı bugünlerde en azından ons tarafındaki gerileme de kalıcı olmayabilir ve gram altın TL fiyatı bundan sonraki süreçlerde onstan destek alarak yoluna devam edebilir diye takip edeceğim. Gram altın TL fiyatında 404 lira seviyesi güçlü bir destek seviyesi, ama yükselişlerini sürdürebilmesi için de 420 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Dolar TL kurundaki olumsuz baskılanma bugün de devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet, şimdi ons altında da dönmek istiyorum. Şimdi ons altında aslında 1800 doların üzerinde kalıcılığını devam ettiriyor. Fakat 2020'deki senaryo, yani 2020'deki o altındaki performans 2021'de birazcık daha sekteye uğramış görünüyor. Şimdi bol para dönemi bir taraftan, şimdi 1.9 trilyon dolarlık bir paketi bekliyoruz. Geldi gelecek diyoruz. Şimdi bunun fiyatlandığını söyleyebilir miyiz öncelikli olarak? Yani altın yatırımcısı buna umudunu bağlayabilir mi? Diğer taraftan da aşılamalar devam ediyor, riskler kalkıyor ortadan ve dolayısıyla belirsizlik ortadan kalkıyor. Bu da altın ons tarafını bir miktar daha aslında sınırlayan gelişmeler arasında yer alıyor. Fakat şöyle de bir durum var. Yani şimdi bugün altına mesela alternatif olarak nitelendirilen, yani çünkü yüksek getiriden dolayı risk getirisinde karşılaştırılamaz, ama kripto para mesela. Yani kripto parada da ciddi anlamda orada mesela riskin göze alınıp ama getirisinin yüksek olduğu için altınla kıyaslandı ve dolayısıyla bir miktar daha oraya kayışlar oldu. 2021'de özellikle yılın bundan sonraki sürecinde altın onsun şemasını nasıl çizersiniz? Yani ben şu anda piyasalardaki bütün fiyatlamaları, yani az önce siz rakamsal değerleri tek tek izah ettiniz. Tahvil faizlerindeki getiri, petrol fiyatları ya da bütün her şeyde belirsizlik ve kargaşa olduğunu herkes zaten görüyor. Bütün piyasa oyuncuları şu anda ciddi anlamda bir kumar masasında, neyin ne olacağı belirsiz. Yatırımcıların bunu göz önünde bulunduruyor ve herkes de bunu zaten farkında. Tahvil faizlerine giriş yapanların kısa vadeli giriş yaptığını,
döviz piyasasına giriş yapanların kısa vadeli giriş yaptığını, borsalara giriş yapanların yine kısa vadeli giriş yaptığını, kripto para tarafına giriş yapanların balon oluşturduğunu ve kısa vadeli orada duracaklarını herkes biliyor. Yani bütün piyasa oyuncuları bunu biliyor. Ve vurkaç taktiğiyle bu piyasalarda kalma çabasını sürdürüyor. Ancak değerli metaller öyle değil. Değerli metaller orta ve uzun vadeli yatırımlar olduğu için her zaman jeopolitik risklerde, ekonomik krizlerde, diğer risklerde hep güvenli liman olmaya devam etmiştir. 2020 yılında ons tarafında gördüğümüz 2075 dolar seviyesi, gram tarafında gördüğümüz 540 lira seviyesi mesela. Yine riskleri göz önüne bulundurduğumuz zaman, yani genişlemeci politikalar devam ediyor mu, düşük faiz politikaları devam ediyor mu, para basmaya devam eden bir merkez bankası var mı karşımızda? Var. Yine koronavirüs kısıtlamaları şu anda devam ediyor mu? Ediyor. Yani burada ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Yani 2020 yılındaki riskler halen 2021 yılında devam ediyor. Bunun üzerine aslında koyacağımız birçok etken var 2021 yılında. Yani gıda enflasyonunu koyabiliriz kuraklıktan dolayı. Jeopolitik riskleri koyabiliriz yeni başkan Biden'dan dolayı. Yani aslında sadece kısıtlamalar kalkacak, vaka sayılarına bir düşüş olacak dan ziyade riskleri üzerine koyarak emtia fiyatlarının daha çok ben besleneceğini tahmin ediyorum. Yani tekrar 2000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama 2021 yılı için görürsek benim için şaşırtıcı olmayacaktı. Tabii ki aşı iyimserliğini satın alan bir piyasa vardı zaten karşımızda. Yani 1920 dolar, 1916 dolar seviyesinden 1765 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın aşı iyimserliğinden dolayı gerilemişti. Şu anda dar bant aralığında hareketlerini sürdürüyor. Teşvik paketine odaklandı. Büyük bir ihtimalle 2 hafta içinde bu teşvik paketi onaylanır. 1.9 trilyon dolarlık ve emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyecek faktörler arasına girer. Ama bu 5-6 aylık negatif baskılanma, ama bir bakarsanız bir hafta sonra da %30-%35 civarında bir getiri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben emtia fiyatlarının düşüşlerinin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Evet, şimdi diğer tarafta da gümüşü de sormak istiyorum son olarak. Gümüş yatırımcısı da oldukça merak ediyor. Yani siz hep gümüşü çok daha aşağı seviyelerdeyken de altının önüne koyuyordunuz ve tavsiyeleriniz arasında da bulunduruyordunuz. Dediğimiz seviyelere de geldik. Bundan sonraki tabloyu nasıl çizersiniz özellikle gümüş üzerinde? Hem ons tarafında hem gram tarafında tekrar bir gerileme bu tepki yükselişlerinden sonra. Şimdi kısa vadeli belki 30 dolar seviyesi, belki 32 dolar seviyesi tekrar test edilebilir ama ben bunu 3. dalga demeyeceğim. Gram tarafında 7-10-7-15'ler kısa vadede tekrar görülebilir. Buna ben 3. dalga demeyeceğim. 3. dalganın başlaması için de 6 lira seviyesinin aşağısında sert bir gerileme, 25 dolar seviyesine kadar bir gerileme olduktan sonra ben yatırımcısına şu uyarılarda bulunacağım. Evet, 3. dalga için hazırlık yapın. Tekrar yüksek fiyatlamalar geliyor. Şimdi bu emtia fiyatları arasında, değerli metaller arasında gümüşün zaten Ocak ayından bugüne kadar, yani bu bu 2,5 aylık süreç içerisinde yine yatırımcısı en çok kazandıran emtia oldu. Ve 2021 yılında yine altını geride bırakacak bir emtia olmaya devam edeceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla orta ve uzun vade yatırımcılar kesinlikle her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor ki özellikle yurt dışı piyasalarda dolar kurunun bu kadar gerilemesine rağmen gümüşün gram fiyatının bu seviyelerde olması, bir de dolar TL kurunun 7.50 lira 7.75 lira seviyesinde hesapladığınız zaman da gümüşün artık nereye gideceğini herkes rahatlıkla hesaplamış olacak. O yüzden ben her fırsatta gümüşün biraz daha ön planda kalmaya devam edeceğini, ama bu kısa vadeli yükselişleri sadece tepki yükselişleri olarak takip edeceğimi, 3. dalga olarak takip etmeyeceğimi, o yüzden son olarak yatırımcısını 30 dolardan ve 7 liradan çıkış yaparak altına yönlendirmiştim. Altınla açıkta beklememek için altınla beklemenin daha makul bir karar olduğunu düşünmüştüm. Yine aynı düşüncem devam ediyor. Kısa vadede altının gümüşe kıyasla getirisinin daha fazla olma olasılığı yüksek. Hem rasyo kaynaklı hem manipülasyon kaynaklı. Dolayısıyla biraz daha geriledikten sonra 3. dalga ile birlikte yani gümüşün ons fiyatının 35 dolar, gümüşün gram fiyatının 8 lira seviyesini yukarı yönlü ataklar gerçekleştirebilir 3. dalga ile birlikte.
Evet, İslam Bey çok teşekkür ediyorum aktarmış ben olduğunuz de değerli, kıymetli görüşler, bilgiler için diyelim. Efendim, altın ve para piyasaları İslam Memiş'le uzmanı İslam Memiş'le beraber de yine her salı olduğu gibi emtia tarafına baktık, değerlendirdik. Bu kez dünyada risk iştahının açık olduğunu söylüyoruz ama bir tarafta da fiyatlamalarda özellikle Amerikan 10 yıllıkları da dikkat çekici. Pound dolara baktığımız zaman orada da yine son 3 yılın zirvesini görüyoruz. Fiyatlamalar nereye doğru gidiyor, nereye doğru evriliyoruz? Bu risk iştahı nerede son bulacak? Bunların yine ayrıntılarını konuşmak üzere Enver Erkan'a gidelim. Enver, selamlar, hoş geldin. Selamlar Pelin, hoş bulduk. Enver, her gün mutlaka bir yeni zirve haberi veriyoruz. Yani dün işte Japonya'da, Japonya Nikkei Endeksi için dedik ki 1990'dan bu yana özellikle görülen en büyük, en yüksek zirve dedik. İşte 30 binin üzerinde dedik. Dün İngiltere FTSE Endeksinde %2,5 üzerinde bir değerleme söz konusuydu. Özellikle oradaki aşılamaların 15 milyon kişiyi aşması nedeniyle. Diğer tarafta ABD Endeksleri üzerinde yine rekorları söylüyoruz. Yani 10 günü aşkındır küresel piyasalarda ciddi anlamda bir risk rallisinin yaşandığını söyleyebiliriz. Bu nereye kadar devam edecek? Yani 2021'in ana teması bu mu olmaya devam edecek? Sen nasıl görüyorsun tabloyu? Öncelikle bunu sormak isterim. Evet, aslında baktığımız zaman riskli varlık sınıfı tarafında tekrar bir ön plana çıkma söz konusu Pelin. Bunu tabii en önemli ölçüde destekleyen unsur aşılamanın getirdiği iyimserlik, buna bağlı olarak da ekonomik toparlanmanın daha erken bir dönemde gerçekleşebileceği beklentisi. Amerikan vadeleri, spot endeksler yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Nikkei'de son 30 yılın en yüksek seviyelerine gelmiş durumdayız. GBP 1.40 seviyelerine doğru hareket etmiş durumda. Orada özellikle karantina önlemlerinin gevşetilme aşamasında olması ve daha az koronavirüs vakası bildiriliyor olmasının önemli bir etkisi söz konusu. Ve bu çerçevede de baktığımız zaman özellikle şu noktada getirilerdeki yükselişe dikkat çektin. Hem getiriler hem enflasyon beklentileri benzer şekilde yükseliyor. Tabii burada önemli bir canlanma beklentisinin ve talebin ekonomiye daha fazla destek vereceğinin bir beklentisi var. Aşılama tabii ki çok yoğun bir şekilde bununla ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda mali teşvik beklentileri tabii ki çok tabii kısa dönemde daha hızlı bir etki görülmesi açısından çok önemli bir noktada. O da 1-2 hafta içerisinde kongre aşamasını geçecek gibi görünüyor. Biden mali teşvik paketi. Şimdi bakıyoruz. Amerika'da özellikle uzun vadeli dilimde getirilerde yukarı doğru bir artış eğilimi bir süredir izleniyor. 1.25'e varan 10 yıllıklar söz konusu burada. Tabii burada hem enflasyon beklentileriyle eşdeğer bir şekilde çıkıyor olması itibariyle bu aslında genel anlamda bir riskli varlık iyileşmesini beraberine gidiyor. Çünkü burada tahvil bono tarafından çıkan paranın biz yoğun bir şekilde hisse senetleri tarafına yönlendiğini görüyoruz. Yani daha fazla risk alma iştahı taşıyan yatırımcı burada pandemi döneminde rağbet gösterdiği gelişmiş ülke tahvillerinden şimdi daha çok hisse senetleri tarafına doğru bir eğilim yapıyor ki daha önce de zaten hisse senetleri bu risk rotasyonunun tahville yine olduğu dönemde bile yani getirilerin çok düşük olduğu dönemde bile gerek parasal genişleme etkisiyle bol ucuz likidite etkisiyle gerek de bazı dönemlerde ön plana çıkan spekülasyonlarla, manipülasyonlarla sürekli olarak yükselmişti. Bu etkileri yakın dönemde de izledik ama şu anki yükseliş daha fazla ekonomik canlanma ile ilişkilendirilebilecek daha rasyonel bir yükseliş. Yani temel sebeplere dayanan bir yükseliş olarak öne çıkıyor. Tabii normal şartlar altında getirilerin yükselmesi dolar pozitif olarak yorumlanması gerekirken doların şu an aslında daha çok majörler tarafında nötr bir eğilim içerisinde olduğunu söylemek lazım. EM'ler tarafı biraz zorlanabilir beklentisi içerisindeydik ama özellikle burada tabii biz Türk lirasındaki hareketi son zamanlarda çok pozitif bir şekilde ilişkilendiriyoruz ve EM'ler tarafında çok önemli bir bozulma da getirmemiş görünüyor bu son dönemdeki Amerikan 10 yıllık, 30 yıllık yani orta ve uzun vadeli tahvil vade dilimleri.
Şimdi tabii reel faizlerin artış etkisine bakmak lazım. Şimdi enflasyon beklentisi ve piyasa faizi eşdeğer bir şekilde yükseldiğinden reel faizi arttırıcı bir etki yaratmıyor bu. Ve enflasyon beklentisine Fed müdahale etmeyebilir. Çünkü Fed esnek bir enflasyon stratejisi uyguladığı için parasal genişleme döneminde zaten enflasyon yükselse bile parasal genişleme yapmaya devam edecek bir dönem içerisinde. Şu an tabii bu etkileri yoğun bir şekilde izliyoruz. Özellikle bu fiyatlamaların devamı yöndeki eğilimler için temel sebeplerde aşılama ve teşvikler ön planda. Koronavirüs vaka sayılarındaki azalma artış konusu ön planda. Ve bakalım birinci çeyrek tabii reel ekonomi açısından en kötü çeyrek olarak geçmesi beklenen çeyrek. Hani bu dönemdeki yavaşlama etkisinin sonraki çeyreklere yansıyıp yansımaması konusu bizim bu noktada tabii ki yıl genelindeki ekonomik beklentileri küresel ekonomi açısından şekillendirecek durumu oluşturacaktır. Evet, şimdi Emre, bir tarafta da aslında risk rallisi devam ederken hisse senedi tarafındaki rekorları konuşuyoruz. Az önce de dediğin gibi gelişmekte olan ülke kurlarında da bir nevi ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişler, getiri eğrisindeki dikleşme hareketleri vesaire gelişmekte olan ülke kurlarına negatif bir etki yaratmadı. Ve dolayısıyla riskin devam etmesiyle birlikte bir miktar daha aslında getirisi az olan yatırım araçlarından dolar gibi getirisi yüksek olan gelişmekte olan ülke kurlarına doğru bir kayma da devam ediyor TL varlıklarına olduğu gibi. Türk lirasına baktığımız süreç içerisinde dün 7'nin altını kırdı. Dolayısıyla 7 ana destek, hatta psikolojik bir seviye diyorduk. Buradaki çekilmelerin de devam ettiğini görüyoruz. Buradaki tabloyu nasıl yorumlarsın? Özellikle 6 Kasım'dan bu yana baktığımız zaman bir miktar daha aslında söylem değişikliği, ekonomi yönetimindeki değişiklikler, yabancıyı inandırma konusunda da, yerliyi halen daha henüz emin değilim ama yabancıyı inandırma konusunda da bir miktar daha başarılı olduğunu görüyoruz. Fakat bundan böyleki seviyelerde özellikle ters dolarizasyondan başladığını söylemek mümkün müdür? Bundan sonraki süreci nasıl değerlendirirsin bu seviyeyle birlikte? Şimdi tabii yabancı piyasalar açısından bakıldığı zaman tabii dolar baskısı çok yoğun değil gelişmekte olan ülke paraları arasında. Bu tabii son birkaç günde gelişmekte olan ülke para birimlerinde tamamına yakının dolar karşısında olumlu bir performans göstermesini sağlıyor. Tabii faiz farkları önemli bir konu. Çünkü carry traderlar bu faiz farklarını dikkate alıyorlar. Ve bu da tabii ki TL son dönemde yüksek faiz politikalarının getirdiği bir etkiyle değerlenme eğiliminde. Bu çok yoğun bir şekilde tabii ki düşük faizli para birimleriyle aradaki rotasyondan kaynaklanıyor. Yani carry traderlar burada TL long gitme noktasında daha çok eğilimli bir pozisyonda oluyorlar doğal olarak. Bu tabii şimdi şu var, hani Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına bağlılığı, bunu uzun süreli olarak devam ettireceği taahhüdü, sürekli olarak tabii ekonomi çevrelerinde fiyat istikrarı vurgusunun ön plana çıkması, bunlar algıyı düzelten en temel faktörler. Yani biz tabii dün psikolojik bir eşiğin kırılması açısında önemli bir hareket yaşandı ama tabii bu hareket yani Kasım ayından beri gelen sürecin getirmiş olduğu bir hareket doğal olarak. Yani burada sadece bir teknik seviye ya da bir psikolojik bariyer kırılması olarak aslında 7'nin aşağısına doğru olan seyri yorumlamak gerekiyor. Tabii yabancı yatırımcı lira uzun pozisyonlardan şu anda kâr ediyor. Yani bu bakımdan yabancının daha çok fazla rağbet gösteriyor olması konusu önemli. Ama tabii bu noktada fiziksel anlamda ya da mevduat dolarizasyonu anlamında tersine dönüş için tabii bu noktada yerlinin yatırım davranışını değiştirmesi, tasarruf alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü yerlinin aslında bu özellikle döviz konusundaki korunma aracı noktasındaki algısı son birkaç yılda yerleşen bir algı. Özellikle tabii ki TL sürekli olarak son 6-7 yıllık süre içerisinde değer kaybeden bir görüntü içinde olunca tabii ki o aşınma etkisinden, enflasyon etkisinden korunmak amacıyla döviz en önemli yatırım aracı haline geldi.
halen ön planda olmaya devam ettiğini görüyoruz. Dönemsel hareketler DTH taraflarında oluyor. Bazen bozulmalar, eksilmeler şeklinde hareketlerin olduğunu görüyoruz. Tabii bunun bir trend haline gelmesi gerekiyor. Uzun süreli bir trend haline gelmesi gerekiyor. Malum çok fazla parametre var aslında. Yani Merkez Bankası politikalarının sürdürülürlüğü, kurun aşağı doğru potansiyeli veya yukarı doğru potansiyeli, hangisi daha fazla algısı? Çünkü hep sorulan bir sorudur bu aslında. Kurlar gerilediği zaman buralardan alınır mı sorusu sürekli olarak sorulan bir soru oldu yatırımcı tarafında, özellikle birikim sahipleri tarafında. İşte bu algının değişmesi için, bu sorulan sorunun yönünün değişmesi için TL'ye güvenin yerleşmesi konusu, TL'nin değer kazanacağına dair güven konusunun yerleşmesi konusu önemli. Hissedilen enflasyon ayrı bir konu. Özellikle pandemi döneminde çok yoğun bir şekilde gıdaya ve temel ihtiyaçlara kaydırılmış olan harcama alışkanlıkları, tabii çok aslında sepette hesaplanan enflasyonun üzerinde bir enflasyon hissedilmesine neden oluyor ve burada tabii ki birikim sahibi benim reel faizim pozitif değil diyerek dolarda kalmayı bir süre için tercih etmeye devam etti. Hala da edebilir. Çünkü enflasyon etkisini halen çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. Peki nedir bu çözülmenin parametreleri diye soracak olursam, bir defa tabii enflasyonun kayda değer bir şekilde gerileme trendi içerisine girmesi gerekiyor. Para politikalarının uzun bir dönem için sıkı bir şekilde sürdürülmesi ve faizin yeterli yükseklikte olmaya devam etmesi gerekiyor. Ve elbette yukarı seviyelerden dolar almış olanların 7.50'lerden, 8'lerden belki daha yükseklerden şu anda zararda bozmak istememelerinden kaynaklı olan durumun, kur daha aşağıya gittikçe o direnci kırması durumunu oluşturması gerekiyor. Çünkü o yüksekten maliyetlenen yatırımcı da malum döviz aşağı doğru gitmeye devam ettikçe hem fırsat maliyetinden oluyor hem de zarar etmeye devam ediyor. O bakımdan bence kurun aşağı doğru hareketine olan inanç arttıkça, bu hareketin sürekliliğine olan inanç arttıkça da orada bir DTH çözülmesi etkisi olacaktır. Yani sıkı para politika, enflasyonun gerileme etkisinin hissedilmesi ve TL'nin değer kazancına devam edeceği yönünde güvenin tesis edilmesi şu an tersine dolarizasyonun sağlanmasının şartları. Evet, şimdi Enver, bir tarafta da aslında yine kurun yakından izleyeceği Merkez Bankası kararı var. Merkez Bankası kararında piyasa beklentisinde aslında bir faiz artırımı beklentisi çok yok. Ama belki enflasyondaki o zirve seviyeler, yani 17'ler görülür ise önden yüklemeli şeklinde bir 100 bas puan en azından son bir faiz artışı yapar diyen de bir kesim var. Dolayısıyla hal böyle olunca bir miktar daha piyasaların yakından izlediği önemli kararlardan bir tanesi bu hafta içerisinde. Ne dersin, burayı nasıl görürsün, şekillendirsin? Özellikle bundan sonraki süreçte mesela metinde, geçen metinde ciddi anlamda değişiklik var. Uzun müddet diye altını kalın bir şekilde çizerek yazdı yani. Dolayısıyla burada piyasaların aslında aklındaki soru işaretini de giderdi. Çünkü piyasalarda acaba Mart sonrası Nisan'da bir indirim olacak mı diye bir beklenti de vardı, tartışmalar arasındaydı. Bunu net bir şekilde hem sözlü hem de yazılı ifade etti. Ne dersin? Evet, Merkez Bankası önemli bir politika yönlendirmesi yapıyor ve bunu çok net, açık bir şekilde yapması anlamında da normalde evet kafada pek soru işaretleri bırakmayacak bir şekilde ilerliyor. Bu yönlendirme bahsettiğin önemli. Çünkü acaba enflasyon zirve noktasını gördükten sonra oradaki gerilemeyi dikkate alacak Merkez Bankası hızlı faiz arttırımları serisine girer mi? Yani şu fiyat istikrarı odak noktası tekrar büyümeye doğru kayar mı yakın dönemde? Bu çok önemli bir endişeydi ve açıkçası Sayın Ağbal sürekli olarak enflasyon raporundan beri altını çizerek bu unsuru göz önüne getirdi ve fiyat istikrarı vurgusunu özellikle geniş dönem için vurgulamaya devam etti. Yani burada bir 2023 yılı için %5 hedefi malum enflasyon için geçerli. Bunun tabii ki sadece faizi yüksek tutarak buraya varılması mümkün değil elbette. Faizi yüksek tutulması para politikası bacağında
bu dezenflasyonun olmasına imkan veren ve kolaylaştıran bir etmen sadece. En azından para politikası bacağının bunu destekleyici noktada olacağını söyledi. Yani faizler ilerleyen dönemde evet enflasyona bağlı olarak gevşetilebilir. Tamam. Ama bu enflasyon açacağı hareket alanı kadar olacak ve faizler dezenflasyon sağlayacak kadar enflasyonun bir miktar üzerinde olmaya devam edecek. Bu önemli ve aslında benim bu noktada da Merkez Bankası'ndan sıkılaşma yönünde proaktif olmasını bekleme, gevşeme yönünde ise ihtiyatlı olmasını bekleme nedenim de bu yoğun bir şekilde bu yönlendirmeye dayanıyor. Bu açıdan şimdi biz yakın dönemdeki enflasyon risklerini ele aldığımız zaman %15 bandına gelmiş bir enflasyon var. Bunun da üzerine gideceği anlaşılıyor. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde sürekli olarak bir yükseliş söz konusu olacak. Ve tepe noktası itibariyle yani %16'lar olabilir enflasyonda söz konusu olan seviye. Merkez Bankası'nın bu enflasyon sapmasını dikkate alarak önden yüklemeli bir faiz artışı yapması olasılığını ben sürekli olarak zaten ya Şubat toplantısı ya Mart toplantısı için olabileceğini değerlendiriyordum. Dolayısıyla piyasa şu anda genel beklentide bir faiz artışı beklentisi içerisinde olmasa da ben bir faiz arttırımı olabileceği ihtimalini Perşembe düşünüyorum. Bu faiz artışı 100 bas puan olabilir, %18'e getirilebilir politika faizi. Tabii faizlere bir ek artış getirilmesinin aynı zamanda sadece enflasyon konusunda değil, tabii ki burada aynı zamanda tersine dolarizasyonun hızlandırılması, kurdaki düşüşün hızlandırılması ki kurdaki düşüş neden çok önemli? Çünkü Merkez Bankası ilerleyen dönemde de rezervleri takviye etmek, döviz tamponlarını sıkılaştırmak amacıyla döviz alımlarına başlayacak ve bu döviz alımlarını da kurları arttırmayacak bir şekilde yapmaya dikkat edecek. Yani piyasadaki arz talep dengesini bozmayacak bir şekilde yapmaya dikkat edecek. Yani hem enflasyon faktörü hem reel faiz faktörü, tersine dolarizasyon gibi süreçlerin hızlandırılmak istenmesi gibi durumları itibariyle ben Merkez Bankası proaktif bir hamle bu toplantıda yapabilir. Bu toplantıda yapmazsa Mart toplantısında yapabilir diye düşünüyorum. Evet Enver, son olarak da son 3 dakikaya girerken yine endeksi aktarmak istiyorum. Efendim anket geldi. Anket BIST 100 endeksinin günü alımlarla başlamasını bekliyor. Açılış farklarına ilişkin medyan tahminine baktığımızda +3.63 puan seviyesinde olurken ortalama tahmin ise +7.34 puan seviyesinde. 29 analistin 28'i pozitif açılış beklerken biri negatif açılış bekliyor. Şimdi senin de beklentini sormak isterim. Bir diğeri ise özellikle burada hep yabancı çıkışlarından bahsettik. Ve dolayısıyla tahvil tarafına ve özellikle dips tarafına girişlerden de bahsediyoruz ama şimdi bankacılık tarafında istenilen performansın yakalanması lazım ki endekste yeni rekor seviyeleri belki de zirveleri zorlasın. Ne dersin, burayı nasıl görürsün? Evet, yani açılış için tabii pozitif beklenti normal. Çünkü piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya başladı. Asya piyasaları vadelilerde pozitif görünüm korunuyor. CDS stabil 283 seviyesinde, dolar TL 7'nin altında. Yani bütün parametreler zaten açılışta yukarıyı gösteriyor. Bu noktada tabii evet endeks şu an kuvvetli bir trend içerisinde. Yani 1550 ana bandın üzerinde tutundu. Zaten belki yani burada 1565-70 seviyelerinde yeni bir momentum yakalaması da mümkün olabilir. Ama tabii endeksi özellikle zirve noktalarında veya doğal sınırlara yakın bir noktada daha yukarıya doğru taşımak için o iştahın artması çerçevesinde bankacılık hisselerinin daha yüksek performans göstermesi ve yabancı girişlerinin sürekli hale gelmesi konusu önemli. Şimdi yabancı girişleri bir süredir takip ediyoruz. Kasım ayı başıyla beraber bir pozitife doğru eğilen bir yabancı portföy akımı söz konusu oldu. Evet, ama sonrasında bunun biraz yavaşladığını ve daha artı eksi bir şekilde gittiğini görüyoruz. Yani bir hafta giriş bir hafta çıkış şeklinde gittiğini görüyoruz. Yani bu şu anda biraz daha dönemsel bir harekete işaret ediyor. Bu dönemsel hareketin sürekli bir hale gelmesi konusu önemli. Sürekli hale de gelebilir çünkü dünya üzerinde hisse senetlerine doğru artan bir iştah söz konusu. Türk piyasalarının yüksek getiri imkanı çerçevesinde
sunduğu bir cazibe söz konusu, ekonomik hikaye anlamında bir yatırım perspektifi söz konusu ve elbette uluslararası piyasalara göre olan iskonto potansiyelinin yabancı tarafında değerlendirilmesi yine onlara geniş dönem için önemli bir getiri potansiyeli sunabilecek bir durumu yaratıyor. Yani aslında bakıldığı zaman endeks küresel piyasalar içerisinde konumlandırıldığında halen çok iyi noktalarda ve cazip noktalarda gibi görünüyor. Tahvil tarafında sürekli olarak yabancının alım yaptığını ve yabancı payının %3'lerden %6 seviyesine doğru bir yükselme noktasında olduğunu görüyoruz. Ama yabancı payı hisse tarafı da halen %46 noktalarında. Girişlerin sürekli hale gelmesi bu noktada tabii ki önemli olacaktır. Ve aslında yabancının dediğim gibi dünya üzerinde hisse senetlerine olan eğilimi ve yüksek risk iştahı şu noktada bunu küresel perspektif anlamında destekleyebilecek bir ortam aslında sunuyor. Sunuyor diyorsun. Enver, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğun değerli kıymetli görüşler için. Ben teşekkür ediyorum. TR Yatırım Ekonomisti Enver Erkan'la beraber yine her salı olduğu gibi değerlendirmemizi yaptık. Efendim, Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği iki ihalenin ardından bugün de iki gösterge tahvilde satışa çıkacak. Piyasalarda ihalelerin sonuçlarını yakından takip edeceğini söyleyelim. Programımızın sonuna geldik. Birazdan ilk seans programıyla Perihan Tantuk karşınızda olacak. Hoşçakalın. Ahlatçı Yatırım, beklenti raporu.